Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son bölümde karşınızdayız. Şimdi bu bölümde bugün 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümü. Fakat Türkiye ne yazık ki o günlerden çok uzaklarda, o ruhtan da çok uzaklarda, hatta o ruhun tam karşısına yerleşmiş bir yapıyla bir arada yaşamak zorunda ve üstelik de onların tercihleri de bir hayli önde geliyor. Mesela şimdi bugün Nihat Sırdar'a 3 kere yayın cezası verildi. 3 gün üst üste yayın cezası verildi. Nedeni de patates cipslerimi aldım yayından sonra eve gideceğim bir ara cips. Akşam yemeğimi geçireceğim dediği için halkın temel değerlerine aykırı diye 3 gün yayın cezası verdi. Biraz önce de Rüstem Batum diyor ki eğer diyor böyle söyleyeceğine patates cips aldım yerine komşularımı keseceğim deseydi hiçbir şey olmayacaktı diyor. Evet biz gündemimize dönelim. Bandırma yolcuları Mustafa Kemal ile Kurtuluş Destanı'nı başlatanların öyküsü Öner Yılmaz 2008 yılında Milliyet Gazetesi'nde yazı dizisiyle başlamıştı. Sonra kitaplaştı, bu gelişti. Şimdi Öner Yılmaz telefon attığımızda. Öner, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Nazım. Nasılsın? Evet. Şimdi bugün 19 Mayıs 101. yıl dönümü ve sanki Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğin tutkunda söylediği çok daha namüsait şartlar dediği koşullar oluşmuş gibi Türkiye'de laiklik karşıtlığı sanki Türkiye'de artık resmi bir ideoloji haline geldi ve ayrı zamanda yöneten de ideoloji halinde. Bu koşullarda bu kitaba girmeden önce 100 yıl önce 100 yıl sonrasını değerlendirme istesek deneyimli bir gazeteci olarak neler söylersin? Vallahi tabii yani 100 yıl önce koşullar çok farklıydı, bugün çok farklı. Baktığımızda tabii bu ilkelerin hala yaşadığını görüyoruz ama tabii çok aşınmış durumda biraz bu ilkeler. Ama ben şahsen bu ilkelerin yani bu Kurtuluş Savaşı'nın gençler tarafından çok daha iyi algılandığına ve algılanacağına iyimser bakıyorum. Sanıyorum bu bir geçici bir dönem olarak görüyorum bu dönemi. Mutlaka tarihteki bu önemli konu bir gün yerli yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki biz hikayemize dönelim. Bu 19 Mayıs 1919 yolculuğuna konu olan Bandırma gemisi senin kitaplaştırdığın hikaye üzerinden gidelim. Bu yolculuk nasıl başladı? Mustafa Kemal beraber gidici arkadaşlarını nasıl seçti? Evet, öncelikle tabii 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 101 yıl olmuş, biraz da çoktan geride kalmış. Bu tabii önce kitap olmadan önce biz bu araştırmayı 2007 yılında Milliyet Gazetesi'nde yayınladık. Yani 19 Mayıs'ı bu yolculuğu anlatan ek gazete çıkardık. Bu gemiye katılanların kısaca Kurtuluş Destanı'nı başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarının öyküsünü yazdık. Yani asıl amaç Atatürk ile birlikte gemiye katılanların hikayelerini yazmaktı. Bu yolculuğa katılanların ailelerini bulduk. Onlarla görüştük. Fotoğraflar, belgeler topladık. Anılar topladık. Sonra bu konuyu ben bir kitap haline getirdim. Şimdi o kitapta tabii hem tarihi yolculuk anlatılıyor. Ve ayrıca onun bir kurmaca öyküsü daha var. İki yolculuk birden anlatılıyor aslında. Neyse oraya yapmadan önce şöyle başlıyor tabii bu hikaye aslında. 16 Mayıs 1919 Cuma öğleden sonra saat 16 suları Bandırma vapuru İstanbul'da Kız Kulesi açıklarında beklemektedir. İşgal kuvvetleri askerleri gemide arama yapmaktadırlar. Ali Faik Çavuş
Mustafa Kemal'e yaklaşır ve usulca "Komutanım, düşman askerleri silah ve cephane arıyorlar" der. Mustafa Kemal bıyık altından gülümser. "Budala herifler bizim silah ve cephane değil, kafa götürdüğümüzü bilmiyorlar" diye yanıt verir çavuşa. Arama bittikten sonra Mustafa Kemal kaptanı çağırır ve şu emri verir: "Derhal ve bütün süratinle denize açıl." Şimdi 19 Mayıs'a nasıl gelindi? İstersen ona biraz değinelim. Yani olayı tam anlamak bakımından, yani vakıf olmak bakımından. Tabii benim yaptığım araştırmalar, okuduğum kitaplar falan. Sonuçta tabii biz bir gazeteciyiz, araştırıyoruz ama bir tarihçi değiliz. Ben bunu 12 yıl önce araştırdım. Şimdi Mondros mütarekesinden 2 hafta sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul işgal edilir. Bu işgalde İstanbul'un önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alınır. İdareye el konulmaz. Bu ise ikinci işgalde, yani 16 Mart 1920'de gerçekleşir. İtiraf devletleri büyük bir şaşayla gösteriyle İstanbul'u işgal ederler. İzmir ise 15 Mayıs 1919'da Yunanistan Krallığı tarafından işgal edilir. Yani Atatürk'ün Samsun'a gitmeden bir gün önce. Şimdi bu olayların öncesinde ise, yani neden bu yolculuk yapılır sorusunun yanıtı şu: Yıldırım Orduları grubu ile 7. Ordu Karargahı lağvedilince Mustafa Kemal Paşa harbiye nezareti emrine verilir. Yani İstanbul'a çağrılır. Mustafa Kemal savaşın bitip Mondros mütarekesinin imzalandığını Adana'da öğrenir. Öğrenir öğrenmez olayları kabullenmemeye, boyun eğmemeye karar verir. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Yani olayı kabullenmiyor Mustafa Kemal. Peki nedir Mondros mütarekesi? Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Osmanlı İmparatorluğu ile İtiraf Devletleri arasında imzalanan bir anlaşma. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından Limnan'da temas halindedir. 3. Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin kararı 5 yıl sonra yayınladığı hatıralarında zaten mümkün olduğu kadar istifade etmeliydim. Der. Önay, bir şey soracağım. Bandırma gemisi hareket ettikten sonra İngiliz hücum botu onun, yani hareket ettikten epey sonra peşine düşüyor ama yetişememiş. Bununla ilgili bir bilgi var mı acaba bu, sende? Evet, yani şöyle, tabii oraya dediğim gibi İngiliz istihbaratı şüpheli zaten bu yolculuktan. Takip ediyor, yani benim bu yakınlarından aldığım işte... Biraz bilgi... telefona yaklaşır mısın? Yani benim bu yakınlarından aldığım bilgilere dayanarak evet, yani böyle bir olay olmuş ama yetişememiş. Zaten Karadeniz o dönemde, yani o yolculuk sırasında epey dalgalı ve çalkantılıymış. Yani yolculuk da zor geçiyor değil mi? Midesi bulananlar var. Tabii mesela... bazıları tabii bu deniz yolculuğuna alışık olmayan isimler de var. Yani onlar tabii midesi bulananlar var, gemi tutanlar var falan. Yani bir de kıyıdan tabii gitmesini istemiş Mustafa Kemal. Herhalde yani herhangi bir tehlikeye karşı belki kıyıya yanaşıp işte karaya falan çıkacaklar. Ama bu tabii geminin onları takip... Şöyle komik anekdotlar da var. Hasan Pulur bunları epeyce kendine iş edinip yazmıştı. Bu dinci cenahtaki gazeteciler Mustafa Kemal'in oraya Vahdettin tarafından yollandığını ve kendisine 300 bin altın verildiğini yazmıştı Abdurrahman Dilipak. Sonra 300 bin altını toplayınca bandırma gemisinin batması lazım o kadar altınla diye Hasan Pulur hesap yaptırmıştı. Böyle yazılar yazmıştı. Bir müfettiş olarak gidiyor olması nedeniyle belki de Vahdettin tarafından yollandığı söyleniyor. Yani Sadrazam tarafından da görev veriliyor. Ama herhalde git de Osmanlı'yı kurtar diye görev verilmiyor, öyle değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Zaten işte dediğim gibi, yani bunu itiraf devletleri istiyor. Yani orada Türkler şey yapıyor işte, isyan ediyorlar. Başvuran insanlar değil, esaslı adamlar. Yani böyle erdemli insanlar falan. Yani böyle bunlar evet. Tabii şey, olayı şey yapmak için uydurulmuş senaryolar. Evet. Peki sen böyle bir işe nasıl merak sardın gazeteci olarak? Harekete geçme noktası ne? Mutlaka bu gazetede yayınlanacak işlerin bir evveliyatı vardır.
Nereden başladı bu? Ya biliyorsun işte gazetecilikte hani böyle olaylar olduğu zaman, böyle yıl dönemleri olduğu zaman bir şeyler istenir. Yani dedik ki ne yapalım, işte 19 Mayıs geliyor, nasıl bir röportaj yapalım, nasıl bir haber yapalım falan. İşte benim de aklıma nereden geldiyse işte bu yolculuğa katılanların akrabalarını, yakınlarını bulalım dedim. Yani o evet, onlar da var kitabın arkasında. Evet evet. Tabii işte o insanlarla, o yakınlarıyla görüştüm zaten. Onlardan belgeler falan aldık. İşte onu, o insanların, o yolculuğa katılanların akrabaları, dostları, onları, onlarla röportaj yaptık daha doğrusu. Yani onlar o dönemden neler hatırlıyorlar. Mesela Bandırma'nın kaptanı İsmail Hakkı Dursun'un torunu Nejat Ulugöl. Evinde evet, dedesinden kalan saatle diyorsun burada. Bunlar hepsi şeyde yayınlandı. Bak buradan da gözüküyor yani şeyden. Kameraya zoom yapmama gerek kalmadan gözüküyor bunlar. Arkasında da dedesi var. Galiba bunların tümü üçüncü kuşak torunları değil mi? Tabii. Bey torunu, İsmail Hakkı Bey torunu. Yani ve tabii onlar şöyle, ben o torunu da çok görüştüm, konuştum. Yani birazcık tabii şeye gücenmişler. O tarih kitaplarında yazdığı hani işte yok kaptan acemiydi, yok gemi pusulasızdı falan filan. İşte ne bileyim Karadeniz'i bilmiyordu gibi şeylere biraz gücenmişler. Tabii o dönemde birazcık da bir olayı nasıl diyeyim, birazcık da böyle acete etmişler. Yani kahraman çok zor şartlar altında falan gidildi gibi. Tabii ki zor şartlar altında gidiliyor ama yani işte gemide pusulasız değildi yani, ya da ne bileyim kaptan da acemi değildi yani. Kaç yıllık kaptan sonuçta, evet. Özgeçmişine baktığınız zaman öyle yani şey var tabii, bu tarihte, tarihi birazcık böyle işte bazıları saptırmak istiyor, şey yapmak istiyor falan filan. Tabii bunların hepsi safsata gerçeklerde ortada yani. Şeyde yazmak, söylemek istiyorum. İnce Sena var, Duygu Sena ile beraber Ali Şevket, Önder Sevin torunları değil mi onlarda? Tabii. Yani onlar da torunları tabii. Onlarla da görüştüm ben. Hepsi onlardan. Evet, ve bir hayli fotoğraf almışsın onlardan. Burada da gösterelim şimdi. Evet. İnci Asena. Evet. Üstte. Hı. Altta da Ali Mümtaz, Tüney'in torunu, Fügen Yalım ile kızı Sertap Işık ve oğlu Sertaç Yalım da buradalar. Bazılarının torun ve çocuğu arasında böyle değişiklikler var. Herhalde çocukları olanlar herhalde son çocuğu olsa gerek. Çünkü torunla şey arasında bir kuşak farkı olması lazım. Bazılarında yok o farklar. Değil mi? Evet evet. Yani vallahi işte yani ben o zaman tabii şimdi hatırladığım kadarıyla o torunuydu galiba. Yani çocukları falan filan evet. Torunlarıydı. Yani ikinci, üçüncü kuşak olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii epey bir zaman da geçti aradan. Yani hatırlayabildiğim kadarıyla çoğunun da şeyini bulduk. Yani aslında yani akrabasını falan filan bulduk. Yani böyle çok anekdotlar anlatmışlardı tabii. Şimdi şey mesela bakıyorum da. Peki Önay, sen diyorsun ki bundan sonra kitapta bundan sonra çalışmalar yapıldı, yeni çalışmalar yapıldı. Kitabı bir daha yeni eklerle basmayı düşünüyor musun acaba? Vallahi yani aslında düşünüyorum ama yani daha doğrusu tabii bunu da birazcık da şeyi bırakmak istiyorum artık. Yani ben aslında bir öncülük yaptım. Yani bunu bundan sonraki araştırmacılara, tarihçilere yani, veya da bu işe meraklı, tarihi seven gazeteciler varsa onlara bırakmak istiyorum. Yani biraz da bu işler çok zaman alıcı şeyler. Ciddi uğraşılan. Evet, araştırma çok zor. Evet, yani onun için bir tane gününü yanlış yazsam bütün çalışma hasarlanıyor. Öyle değil mi? Yani gemi 16'sı yerine sen 15'inde hareket edildi mi bitti her şey. Bütün o diğer doğru bilgiler de taça çıkmış oluyor. Tabii. Yani işte her şeyi doğru yazmak zorundasınız. Ve tarih konusu tabii hassas bir konu. Yani insanlar yani biraz hata gördükçe, gördükleri zaman
hemen başlıyorlar tabii eleştiriler. Yani tarih hatası yapmamanız lazım, isim hatası yapmamanız lazım. Yani oldukça meşakkatli bir bu. Evet. Belki romanını yazarsın. Ne dersin Enay? Romanını aslında tabii yazmak isterim ama yine de tabii şey bir konu, yani hassas bir konu. Ben mesela ben o kitapta aslında birazcık da o kitabın bir kısmında da böyle romansı bir hava var. Yani onu ben evet var bu. Var, hayali bir yolculuk da var burada. Var, hayali bir yolculuk da var. Tabii orada da bir takım işte anlatımlar var falan filan. Yani kolay değil tarihi yazmak. Yani ciddi bir iş. Evet. Ben istiyorum ki aslında tarihçilerin, yani tarih öğrencilerinin bu konulara el atması. Yani burada tabii çok daha değişik şeyler çıkarsın istiyorum. Yani yeni araştırmalar yapsınlar, yeni bulgulara ulaşsınlar. Yani bunu tarihçilerden bekliyorum. Evet. Yani biz gazeteciler ancak yol gösteririz. Bir şey açarız, yani bir ufuk açarız. Yani gerek haberlerimiz, peki, röportajlarımızda. Ama tarihçileri yapmasını tercih ederim doğrusu. Önay, ya çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu konuyla ilgili ilgilenen gençler, hiç haberi olmayanlar açısından çok enformatif bir bölüm oldu. Şimdi işte marşlar, sloganlar vesaire kutlanıyor ama esas bu yolculuğun nasıl yapıldığını detaylarıyla anlatan çalışmaların el altında olması da güzel. Sen de demin de söyledin, yol açıcı oldu diye kitabın. Alfa yayınlarından çıkmış. Muhtemelen artık sahaflardan bulunabilir bu kitap diye düşünüyorum. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Artık tabii piyasada çok yeni baskılarının tabii yapılması lazım ama işte ama sahaflarda tabii isteyen bulur, ulaşır. Bulunmuyor diye bir şey yok. Evet. Yani bu işin meraklıları bu istedikleri zaman buluyorlar. Belki buradan yayın evi mesaj verdi. Yeni baskıları da yapsın. Evet. Peki Öner Yılmaz, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Çok bilgi dolu bir bölüm oldu bizim için de. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sevgiler. Peki, hoşça kal. Sevgili izleyiciler, Önay Yılmaz, Milliyet Gazetesi'nde uzun yıllar birlikte de çalışmıştık. Bandırma Yolcuları adlı yarı belgesel, yarı kurgu kitabıyla ilgili bu Bandırma gemisinin Samsun'a varış hikayesini bizimle paylaştı. Şimdi bizim bağlantılarımız olacak. Acaba olacak mı? Bugün bir değişiklik var mı? Onu da arkadaşlarım bana şimdi söyleyecekler. Tamam, ben biraz sosyal medyadan paylaşımlara bakayım. Bugün neler var şu anda yeni olarak giren çünkü şu anda evet Erdoğan'dan 1000 söz yaz, 82.000 tweetle dördüncüye aşağıya inmiş. Yeni paylaşımlar çıkmış. Yer gök dinlesin daha yukarıda. 19 Mayıs nasıl olmuş bu yukarıda Erdoğan aşağıda, onu da anlamak. Bir de Kadir Gecesi var, 40.000 tweet. Evet, ben buradan devam edeyim şimdi. Tema Vakfı Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun demiş. Nihat Sırdar'ın biraz önce paylaştığım Habertürk meclisteki 5 konuda zımmi mutabakat var. Muharrem Sarıkaya yazmış. Bazı kelimeler var ki tam yerine oturur. Zımmi onlardan biridir. Doğrudan anlatıma kapalı, içinde saklı, kapsamında gizli gibi cümlelerle tek kelimede anlatımını sağlar. Son dönemki gelişmelerin önceden planlanarak atılmış bir adım olduğunu zannetmiyorum demiş. Muharrem Sarıkaya, Ankara'da gazeteci olmak iktidarda kalmak gibidir. Yani
bir gazetenin, hele Ankara temsilcisi, yöneticisi olmak için hani ince buz üzerinde hareket etmek gibi siyasi partilerle, siyasi gelişmelerle doğrudan ilintilidir Ankara gazeteciliği. Ama burada temel bir ilke var. Temel bir ilke şudur: gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir. Eğer bunu tam olarak kurarsanız o zaman herhangi bir sorun kalmaz gibi gözüküyor. Bazı gazeteciler bu teması yapışık hale getiriyorlar ve orada kalıyorlar. O zaman da gazetecilikten çıkıyorlar. Vakanüist haline geliyorlar. Bizim ama öyle gazeteci arkadaşlarımız yok. Ne mutlu ki Sibel Hürtaş da onlardan biri. Şimdi telefon attığımızda. Sibel, günaydın. Günaydın Azmi Akman. Teşekkürler. Evet, Ankara'nın gündemine bakalım. Ankara'nın gündemi yoğun. Zira Cihat Yaycı, tünemilerle Cihat Yaycı'nın istifası tartışılıyor. Nasıl geldi bu istifa? Ne oldu? Tartışmalar devam ediyor. Şimdi Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'nda başkanı, tüm amiral, kendisi hakkında aslında yeni bir süreç olmadığı belirtiliyor. Zira 4 Nisan'da Cihat Yaycı aleyhine başlatılan sosyal medyada bir kampanya var. Sürecin bu 4 Nisan'daki kampanyayla önce sosyal medyada başladığı, ardından da devam ettiği belirtiliyor. Peki neden Cihat Yaycı hakkında böyle bir kampanya başladı? Bu da Deniz Kuvvetleri'ndeki bir ihaleyle ilgili. Bir tel ihalesi, torpido teli ihalesi var. İşte o tel ihalesi yapılıyor, ancak gelen teller uygun çıkmıyor. Bunun üzerine de ihale yapılamıyor. Tellerin uygun olmaması üzerine şöyle bir iddia var. Bu ihale için siyasi bir baskı yapıldığı ve bu siyasi baskının sonunda da kuvvet komutanı Adnan Özbal'ın talimatıyla işte bu şirkete ihale için ön ödemenin yapıldığı, ancak şartların yerine getirilmesi koşuluyla ön ödemenin yapıldığı belirtiliyor. İşte bu ihale Yaycı'nın istifasına giden süreç, öyle ki iddialar. Önce Yaycı hakkında bir sosyal medya kampanyası, ardından da görevden alınması söz konusu. Yaycı görevden alındığını resmi gazetedeki bildirimle öğreniyor ki bu görevden almanın kuvvet komutanı Adnan Özbal'dan habersiz gerçekleştiği de belirtiliyor. İşte Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki bu soğuk rüzgarların esmesi de bu nedenle birbirlerinden habersiz bir istifanın gerçekleşmesi nedeniyle. Cihat Yaycı kamuoyu yeni tanıyor ama ismi özellikle Libya konusunda çok gündeme gelmişti Ankara'da. Ayrıca başka çalışmaları da var. Sadece bu değil, askeriyede de o FETÖ karşıtı askerler arasında sayılıyor ismi. İşte bu yüzden de bugün siyasetin de gündeminde. Zira Cihat Yaycı hakkında bahsettiğim sosyal medya kampanyasını düzenleyenlerin de FETÖ hesapları olduğu iddia ediliyor. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek, bu hesaplar kimin, ama en önemlisi bu ihale hangi şirkete yapıldı, hangi şirketle ilgiliydi. İhalede kopmuş öyle görünüyor ipler. Şimdi biz Ankara'da bu ihalenin detaylarını arayacağız. Nazım Akman, diğer yandan 19 Mayıs Anıtkabir'de şu an bir tören düzenleniyor. Gençlik Bakanı Muharrem Kasapoğlu yanındaki heyetle Anıtkabir'de tören düzenleniyor. Ama diğer yandan gençlerin durumu, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Tekin Bingöl bir rapor hazırladı. Her 3 üniversite mezunu gençten biri işsiz, öğrenim kredisi borcu olan 342 bin öğrenci var. İşte Gençlik Bayramı gençlerin bu durumuyla kutlanıyor. Diğer yandan da hemen söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi
Partisi Yüreğir ilçesi Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı. Sabah Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs nedeniyle il gençlik başkanları ile bir araya geldi. Onlarla konuştu ve Eren Yıldırım'ın durumuna dikkat çekti. Yargı bağımsızlığı yok. Hakimler diye siyasi iktidarın istediği yapılıyor dedi. Eren Yıldırım'ın durumu da bugün muhalefetin gündeminde. Son notu dünkü kabine toplantısından aktaralım. Beklendiği gibi bayramda sokağa çıkma yasağı var. Merakla bekleniyordu çay üreticilerinin durumu, çay hasadı. Doğu Karadeniz'le ilgili olarak üreticilerin bu illere, Doğu Karadeniz'deki illere gitmesine izin çıktı. Ama mevsimlik işçilerin durumu ne olacak? Geçen hafta Ankara'da mevsimlik işçilerin çadırlarını ziyaret ettim. Maskesiz çalışıyorlardı. Çok fazla yüksek yol paraları nedeniyle çok az kişi gelmişti. İşte şimdi çay hasadında bir yandan gözlerimiz Nazım Akman takip edeceğiz. Söz yeniden size devredelim. Peki çok çok teşekkürler aktardığım bilgiler için. Sevgili izleyiciler, Ankara temsilcimiz Sibel Yurttaş bize Türkiye'nin gündemini aktardı Ankara üzerinden. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz ama Diyarbakır'a gitmeden önce bir son dakika bir haberleri vereyim size sosyal medyadan. Biraz önce Fatih Portakal'ın dün akşam yayında söylediğini Sözcü haberleştirerek paylaştı. Seferihisar'daki evinin üzerinde drone uçuruluyormuş. Fatih'in evinin üzerinde belli ki bir çalışma yapıyorlar. Orada plan yapıyorlar. Ve Fatih Portakal haberleri olabildiğince tarafsız biçimde vermeye gayret eden Fox TV'nin ankırmeni ayrıca eskisi gibi sert şeyler de yok bu kanalda ama buna bile tahammül edemiyorlar ve Fatih Portakal için en üst düzeyde şu söylenmişti: sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni. Ne demek bu? Yani sana saldıracağız. Fatih Portakal bundan sonra şöyle demişti: eğer bana bir şey olursa dedi, sebebi Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü o sözü Tayyip Erdoğan söyledi. Patlatırlar enseni dedi. Bir cumhurbaşkanı bir gazeteciye patlatırlar enseni diye tehditler savuruyor. Şimdiye kadar patlamamış olması da şans tabii ama herhalde ardının arkasını bırakmamışlar ki evinin üzerinde drone uçurup oradan görüntü alıyorlar. Sonra da diyecekler ki işte bir şey yaparlarsa ki yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Şeyden halk bazı şeylere tepki gösterdi diyebilirler. Tepkiyi zaten örgütlüyorsunuz yani oradan. Eğer bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bütün ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı gibi davranmazsa, bakanları, bütün ülkenin bakanları gibi davranmazsa o zaman o ülkeler iflah olmuyor. AKP ilk iktidarının ilk 10 yılında bu ölçüye riayet etmeye gayret etti. Bunun üzerinden konuştu. Ülke geneli için barışçı dil kullandı. Hatta Recep Tayyip Erdoğan Sevgililer Günü'nü bile kutlayan billboardlar yapmıştı 2003 yılında Siirt'ten seçilmeden önce. 3 Mart'ta Siirt'te yenilenen seçimlerde parlamentoya girdi. Sonra da işte başbakan koltuğuna oturdu. Bir daha da geldi, hiçbir makamdan kalkmama geleneğine sahip olduğu için hem İstanbul Belediye Başkanı oldu, hem başbakan oldu, hem AKP Başkanı, hem Cumhurbaşkanı. Daha sonra bunları resmi olarak da aldı. Başbakanlığı tasfiye etti. AKP Başkanlığını geriye aldı. Ve Cumhurbaşkanlığı da onda. Şu anda Başbakan, Cumhurbaşkanı ve iktidardaki partinin de başkanı. Hiçbir şeyi bırakamıyor. Bir tek İstanbul Belediye Başkanlığını bıraktı. Bıraktı mı? Bırakmak zorunda kaldı. Ve bunu da geri almak için her şeyi yapıyor. Evet, şimdi
İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan daha kolay geriye alınabilen büyükşehir belediye başkanlıklarının olduğu ve ilk olarak da orada başladı. Diyarbakır'da gidelim. Şimdi Diyarbakır temsilcimiz Bahar Kılıçgedik var. Bahar, günaydın. Günaydın. Evet, kayyum adına belediyelerle ilgili ve görevden uzaklaştırılan belediye iş başkanlığı ile ilgili son durumu paylaşayım. Onunla başlayalım. HDP'li en son kayyum atanan HDP'li belediye iş başkanları adliyeye sevk edildiler. Savcılıkta ifadesi alınan Siirt Belediye İş Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye İş Başkanları Ramazan Sarsılmaz ve Özden Gülmez, Kurtalan Belediye İş Başkanı Baran Akgül tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimlikteler, ifade veriyorlar. Bununla ilgili şu an için gelişme bu. Bunun dışında Siirt Belediye İş Başkanı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye İş Başkanı Esmer Baran, Siirt Belediye çalışanları Eşref Tekin, Gülçin Kanneş ile Siirt Belediye İş Başkanlığına seçilen ancak YSK kararıyla, kanun hükmünde kararnameyle ilhaç edildiği gerekçesiyle mazbata alamayan eş başkan Resul Kaçar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiler. Iğdır Belediye eş başkanı dün Yaşar Akkuş dün tutuklandı. Ondan önceki günde Muş'un HDP'li Altınova Belediye eş başkanı Casım Budak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bunun dışında neler var? Milli Savunma Bakanlığı Kars Kazvan'da bir askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. PKK'ya yönelik operasyonun kapsamında askerin yaralandığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bunun dışında neler var? Karakolda işkence görenlere takipsizlik kararı verildi. Urfa Halfeti'de karakol bahçesinde yurttaşlar yüzüstü sıraya dizilmişlerdi. Bu görüntüler basına yansımıştı. İşkence gördüklerini, darp edildiklerini, kötü muameleye maruz kaldıklarını açıklamışlardı. Bu soruşturmada 37 kişi hakkında, 37 yurttaşı hakkında takipsizlik kararı verildi. Gözaltına alınma nedenleri 18 Mayıs 2019'da çıkan çatışmayla bağlantılı olabilecekleri yönündeydi ama herhangi bir bağlantı bulunamadı. Gözaltına alınanlara yönelik bu işkenceye dair de elektrik, darp ve kötü muameleye ilişkinde Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı işkence iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma hala devam ediyor. Evet, Batman Hasankeyf'e gelelim. Yürüyüşler yapıldı, protestolar, basın açıklamaları ancak baraj durdurulamadı. Bugün Dicle Nehri üzerinde Hılısu Barajı hidroelektrik santralinin açılışı yapılacak. Baraj bugün itibariyle elektrik vermeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa katılacak video konferans yöntemiyle. Ne yazık ki 12 bin yıllık tarih, 50 yıllık baraja feda edildi ve sular altında kaldı. Bunun için çıkarılan sesler de yapılan imza kampanyaları da yeterli olmadı. Son olarak bunu söyleyeyim. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zaten yayınımız da sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, haftanın ikinci günde burada noktalıyoruz. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.